Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Mafya 3 Definitive Edition oyunumuza dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dostlar, geçen bölümde yine Börk'ün bölgesinde dostlar, Nicky Börk ve şu arkadaşın adı neydi? Ha, Sonny Blue'nun görevlerini yapmıştık, yapıyorduk daha doğrusu. Hatta Sonny Blue'yu bitirmiştik, sadece Nicky Börk'ün kalmıştı birkaç tanesi. Ben o dostlar oyundan önce hemen hepsini bitirdim. Zaten bilinen şeyler araç kesme, işte araç öldürme, diğer adamları kesme, biçme vesaire, hep aynı şeyler. Ortalığı soyma, zarar bırakma yani dükkanları, o bölgeyi. Şimdi ben hepsini yaptım ve şimdi de Nicky Bird'le konuşmaya, görüşmeye geldim. Lakin şunu söyleyeyim dostlar, ilk oyunda yani Mafia 3 baz oyunda dostlar bu var mıydı yok muydu hatırlamıyorum ama Definitive Edition oyun sürümünde şöyle bir şey keşfettim. Arabayı böyle konfigüre edebiliyorsunuz. Modifiye edebiliyorsunuz. Ben de bir tane arabamı aldım. Modifiye ettim dostlar. Bu şekle getirdim. Basit düzeyde. Güzel oldu. Nerede yapılıyor derseniz de şurada. Hemen şu tarafta şurayı gördüm. Ne olduğuna bakmak için yakınlaştığımda araçların Big Rig'in mekanındaki vale bölgesine getirip düzenleyebilirsin olduğunu gördüm ve hızlıca oraya gittim. Baktım ne var ne yok olduğunu gördükten sonra da bir tane arabamı kullandım, arabayı bir tanesini bu hale getirdim. Şimdi daha sonra olmadı yine gidip başka arabalarda yapabiliriz. Şimdilik böyle kalsın. Evet. Any idea how he'll react when I go in there? He's bug shit crazy swamp people. How do you think he'll react? Still, might be worth keeping him around. No one knows the bayou like he does. Oh, you want for this, Nicky? Anlaşıldı. Right you do. Bevis is waiting for you. Real interested to see how you handle him. Evet, gidelim. Carl Beavers ile yüzleşmeye. Görevimiz zaten seçili. Nerede bunun yeri? Bakalım şuradan. Evet, hemen şuraya gidiyoruz dostlar. Daha önceden buraya görev için girmiştik. Yine aynı yere gidiyoruz. Zaten bu oyunun olumsuz yanlarından bir tanesi zaten bu dostlar. Gittiğimiz bölgelere bir daha bir daha bir daha gidebiliyoruz. İkinci kere veya üçüncü kere bazen gidebiliyoruz. Bu da bazen insanın canını sıkıyor. Bu arada şeyi göstereyim arabada. Bakın şöyle kaputun üstüne karbüratörün şey çıkışını koydum. Bakın şeyler oynuyor. Üzerindeki o klaparlar oynuyor. Şimdi yolumuza devam edelim. Arabanın sesi yalnız çok tatlı be. Yine buraya geldik. Giriş şurada bir yerdeydi sanki. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi. İleride. Gel buraya. Gel buraya. Sana ben bir çakayım kafana bir tane. Şurada bir adam var. Başka birini şu an göremedim. Bunu da hallettik. Güzel. Nöbetçi değildi lan değil mi o? Oğlum herif bir kaçtı, pil kaçtı lan. Lan. Bunu da gömdük yere. Beavers'ın sesini duyduk. Burada bir tane hop çelik yelek var. Süper. Right, all right, I'm going. Circle back and see if he's over there.
circle round him. Rest in peace. Buradan gidemeyiz. Rest in peace. Hop, sana da güle güle. Çıklar içi uçaktım az daha. O da gitti. Now you're done. I'm all boxed in. He's picking us off. Oğlum adamların hakkında niye böyle beceriksiz diyorsun ki yani? Ayıp değil mi ya? Eza dolabı var ama ihtiyacım yok. Buraya. Evet geldik mekana. Artık Beavers bizden kaçamaz. Şöyle bir ağlımızı konuşturalım ya. Şöyle bir Polat Alemdar gibi yürüyelim. Vay kurşun geçirmez camı. Gel buraya gel gel gel. You talk too much. Gebert. İşte bu. Evet, bu bölgede gitti. Evet, polislere rüşvet ver 30 saniye. 30 saniyede işleyen suçları görmezler diyor. İyi, süper. Evet, burada bölge görevlendirelim. İlk bölgeyi verelim. Emptied out the distillery. Primed and ready for your boys. Overstall standard. My boys are on the way. Snatch that slaughterhouse from him, and that fuck Barbieri will have to react. Aldım aldım orayı da aldım. Bekle. Sırada mezbahane var. Şimdi oraya gideceğiz. Son ile gidip görüşüp ondan sonra onun bölgesine gideceğiz. Orayı da temizleyeceğiz. Oradaki lideri de öldüreceğiz. Ve ondan sonra da Barbieri'nin dışarıya çıkmasını bekleyeceğiz. Thomas Burke, babasıyla beraber İrlanda'dan, İrlanda iç savaşı yüzünden kaçıp ABD'ye geldi. Ne daha çocukmuş. Sonra Burke geçimini sağlamak için alkol işine girmiş, tüm işi kaçakçılığa vermiş ve San Marcano'nun dikkatini çekmiş. Burke onun altında yükselmeye devam etmiş ama İtalyan olmadığı için asla asil üye olamamış. Demek İtalyan olması gerekiyormuş demek ki. Evet arabamız orada hemen gidelim. Hadi gençler burası size emanet ben gidiyorum. Tamam. Yani şeye mi geldi bir dakika. Ha vay iyi burada yapıyormuşuz güzel. Ben de bir an nasıl yapacağız diye düşündüm. Bir tane elden mi vereceğiz falan vesaire diyecek. Telsizde yapabiliyormuşuz. Güzel. Böyle bir şey olması bence güzel bir şey. Ve şimdi ne diyoruz? Dur. Hemen hızlıca şu adamımıza gidelim. Ve onu da
Evet. Adamımızın yanına geldik şimdi. Bakalım. No one's paying up the Sonny Blue. It's really fucked him up with the butcher. Sonny's back over at the Robert O. His language is taking Sonny. Evet, bir yerle konuşmaya gelmişiz. Düzeltiyorum. Sonny öldüreceğimiz adammış. You got that right. And the Shinola has hit the fan. Sonny set on getting things back to normal. You know, keeping his people more scared of him than you. We'll see about that. Keep your head down till this is over, hear? I hear Sonny's a bit pissed at some mysterious color fella disrupting his business. Even went all the way down to the meat packing plant to wait for him. Eyvallah dostum, şuradan çıkalım hemen. Hemen gidelim, şu Sonny Blue'yu bulalım ve onda da işimizi görelim. Şimdi dön bakalım geriye. Ne yapıyorsun bacım, niye arabadan çıkıyorsun ya? Ölmeye hevesli galiba. Amma tırstınız be. Ha, yine buraya geldik. Evet, buraya da gelmiştik hatırlarsınız. Sizce buradan mı girsek? Gerçi giriş boş ha. Direkt girişten de alabiliriz dostlar. Bence buradan girelim ya. I'm still trying to figure out how that coon who came for Ralph fits in. Pop. What? Gel gel. Gel sık çaldım. Somebody better be fucking with me. Bence bu daha mantıklı. Gel gel. Gitme, gel buraya. İşte bu kadar. Alacağımız şey var mı? Şu anda yok. Oğlum bu adam hala burada lan. Şu tatlı adamları temizleyelim bence. Şunu bir al. Hop, bunu da yatır. İşte bu kadar. Aşağıda sadece şunlar kaldı ama. Burada para var galiba. Taking out Bull and his whole goddamn crew. Chubbs was loyal as hell. Loved working for Bull. Look who we got here. Bu not okumuştuk galiba ama evet aynen öyle. Yukarı çıkış nerede? Şurada ileride. Bence oradan yukarı çıkalım. İyi. Evet, şey arayamazsın dostum. Öyle bir dünya yok. Hop. Yok burada kimse. Devam et. I see him. There he is.
Çıkar kendine, çıkar kendine, hadi aferin oğlum. Salak ya. Fucking waste of time. We're dropping like fucking flies. Killed another one of ours. İşte bu kadar. Oğlum Sony Blue, sen bittin, bittin. İşte bu kadar. Bunun da sonu geldi. Ay bunu ekip alayım mı? Para lazım, para. How's that sound, Sonny? Sure. I kind of like working here anyway. Good. Burke's boys are gonna reach out. Tabii bir dayak yiyeceksin ama. Bayıltmadan olmaz. En güzeli. Güzel. Ara bakalım bölgede yine. Bu bölgede geçirdik. Şimdi sırada Barbieri var. Hey, don't worry about the bodies. My boys will know what to do about them. Everything's in place. The butcher's on his way. Time to put that rabid dog down. Daha şeyler falan yerimizi bizi bilmiyorlar muhtemelen hala. George ile falan Salmarcano. Muhtemelen daha bizi bilmiyorlar. Yakında öğrenecekler muhtemelen. Bakalım. Ama tabii onlar öğrendiklerinde biz güçlü bir hale geleceğiz. Thomas Burke, Vito Scaletta and the woman known as Cassandra to work together. He called a sit down. He told them to meet him at an old plantation house in the bayou. When he had them all in the same room, he laid out how they were going to take down Marcano. Link could be very persuasive. Evet, şimdi gidelim Burke'ün hurdalığına. O az önce gösterdiği videodaki eve yakında gideceğiz. Orada bir toplantı yapacağız. Yalnız motor sesi çok güzel be. Evet, şimdi Burke'le konuşmaya gidiyoruz. Çünkü işimizi bitirdik artık. İki bölgeyi de Burke'e teslim ettik. Evet, ne geliyor? Araba tekeri geliyor. What's this all about? Getting ready for some company. Barbieri should be here any minute now. Barbieri's coming here. So he claims. Never known a man to be a liar. I just got off the phone with him. I told him if he wanted to settle up, he'd be here waiting. For fuck's sake, Burke, you don't ever tell your enemy when and where you're gonna set up. Ah, Christ, you're much too serious about all this. It takes the fun out of it. Besides, what's the worst that could happen? You could get us all killed. Hey. That I could. It's all right. It's just Nicky. Ah, Nicky-mish. Boys are right behind me. You sure? If there's one benefit to being your miserable dart, it's I know what a posse of Dago assholes out for blood looks like. I'll call them out with a spotlight on the water tower. I loaded up some barrels with a special petrol mixer cooked up. Scatter them across the yard. A bullet will take them out. So don't be close to them when they blow. I'm gonna snipe those guinea fucks from the crane. You
head up to the roof. One last thing. You try to cut and run the planche myself. We clear? I'll see you when this is done. You might. Evet, gelenler var. What's that? My die asking how I'm doing? Whatever have I done to warrant such fucking concerns? Ah, shite, girl. A simple yes or no would have been fine. On the left! On the left! Bekliyorum, hani. Geliyor. That's right! Wow! Oho, kafadan. Bir dakika, az beklesin onlar. O da gitti. İşte bu. Hadi. O da gitti. Hadi çabuk 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 hadi. Lan kaçırdık ya. Wow. Hangisini vursak? Goddamn eggplants here, Joggy. Ne oldu ha? Berk birini daha vurmuş. Kim lan bu? Oo, zırhlı araçta geldi. Tamir etim işi mi? Ha, kasap. O seni çok kötü öldüreceğim şimdi. Az bekle. Sen daha benim kim olduğumu bilmiyorsun tabi. Aa, öldün mü ya? Salak ölmeye geliyor resmen. Hadi be. Çık. Siz kimsiniz lan bana? Artistik yapıyorsunuz lan ha? Kasap bekle geliyorum bekle. Dur Q demiş el yapacağız. Ne oldu? Hani şöyle yapacağım böyle edeceğim. Şunu yapacağım bunu edeceğim. So cocky wants to take the acetylene to you. Fuck you! What do you think happens next, huh? You're gonna die, motherfucker. You're gonna hold next to me. You, your whole organization. You're gonna suck my dick in hell. Lan sus artık be. You alright? Grab his legs. And get him into the garage. Fat cunt. We were never able to reconstruct precisely what happened to Barbieri, primarily because his body wasn't found. Hadi be, ne yaptı lan Berk onu? The Army Corps of Engineers was dredging the bottom of the Mississippi River, and his remains were in the trunk of an old car.
Both legs were broken so many times there was barely any bone left. Oo. Burke demek ki onu çok fena bir şekilde dövmüş, öldürmüş. Döve döve. Kıra kıra yerine. O şekilde öldürmüş demek ki. Evet, şimdi. Burke ile içki imanethanesinde buluş diyor. Buluşalım dostum. Evet, artık burası da bizim oldu. Şimdi şöyle bir göz atalım. Şimdi şu bölge bizim. Bu bölge de Vito'nun. Bu bölge Cassandra'nın. Bu bölge Vito'nun. Şu bölgede Burke'ün oldu. 10 bölge vardı. Şu an 3'ünü ele geçirmiş bulduk yani. 3 ayrı adamla. Elimizde de gidelim bakalım şu şeyin yanına. O silah dolabında şey mi var acaba ya? Ne var? Bir bakalım, bir dakika. Aynı silah mı? Değil. Hangisi daha iyi acaba? Hadi bunu kullanalım ya, bu kalsın elimizde. Devam edelim şimdi. Saldırıları güzel savuşturduk. Hızlıca. Akabinde de kasaplı akaplı barberinin de sonunu getirdik. Onu da ele geçirdik. Şuradan. Hızlıca Burke'ün yanına gidiyoruz. Oğlum buranın girişi nerede? Bacım sen bizi buraya da getirdin ama yanlış yere getirdin galiba. Dur bir dakika. Şu yan tarafa gösteriyor. Şöyle yapalım. Ha yok, her türlü oraya gideceğiz ya. Yok abi yok. Ne oldu oğlum? Niye böyle hareketlisiniz lan? Ya gidin öldürün hepsini. Abi bizim adamı öldürmüşler lan. Ben hallederim, gelmeyin. İşte bu kadar. Yanlışlıkla molotov attık lan. Silah gizlemek yerine molotov atmak da güzel bir şey oldu. Evet, neyse. Oğlum evladım, buranın girişi nerede? Gözünüzü sevdiğim. Kapıyı ne kapattınız lan? Zincir açılıyor mu lan bu kapı? Ya abi sizin var ya. Ben Hah. Böyle giriliyormuş. Evet geldik. Sleep and go sleep there.
him. You already finished with Barbieri. Barbieri? No. By a long shot. Already told you. Day slow. As for you, show up like Lazarus himself. Name thinking of myself. This jockey bastard is either one of the luckiest sons of bitches that's ever lived. The kind of man that invites rotten damn luck. So goddamn sure was the latter. I have to admit, I'm wrong about you. You can thank me by calling me by my name. Die. Lincoln it is, then. It's funny. Things get taken from us. We convince ourselves we've go out and the pain or someone else. A little mend what's busted up inside. Eight of us. But it doesn't. Does. It does. Spent my entire goddamn life scratching and clawing at anyone who came along. Even if they were there to help. Look where the fuck it got me. Evet. It's the sense of changing. Burke bir üzüntü halinde. Çocuğunun oğlunu kaybettiğinin üzüntüsünü yaşıyor. Irish Point is back under your control. I need you to bring in as much money as you can. Going after Marcano ain't gonna be cheap. I imagine you'll be wanting your cut of the proceeds. That's right. Can't say I'm a fan of someone looming over me. The deal's a deal. Zen o alkol kaçaklığı işinden geri kalanlarla ilgilenmesini istedim ama tek başına hepsini getiremiyor. Bu alkol vurgunu bir aile para getirecektir. Git ve onunla konuş. I've got to see Mr. Barbieri. He's probably getting a little lonely. Lonely. Söylediği gibi yavaş yavaş öldürüyor Barbieri'yi. Evet, gitti. Evet, Burke'ü görevlendirelim ve şimdi bir kurultay düzenleyeceğiz. İşte az önce hani demiştim ya, o eve gideceğiz diye, orada görüşme yapacağız diye. Ha dostlar, bakın bu arada mesela bak, burada daha birçok yer varmış arabaları modifiye etmek için. Ben sadece birini görmüşüm. Bunu da buradan tekrardan söylemiş olalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Evet, tabii ki de buraya, kurultayımızı burada yapacağız. Zaten seçiliymiş. Bir daha oraya gitmenin bir anlamı yok. Nicky ile az gelmişken konuşalım. Ondan sonra da biz burada değil mi şu an? Biz neredeyiz? Tamam, Nicky şu hemen alt tarafta. İçeride bir yerde Nicky. Onu hemen bulayım. Bir konuşalım onunla. Ondan sonra asıl işimize gidelim. Şurada sanırım. Yukarıda galiba, evet. Oraya da şuradan çıkıyorduk sanki.
earlier. My old man used to be whip smart. If anyone tried to pull some shit on him, he saw it coming a mile away. Now, fuck. Now he barely knows the goddamn day of the week. Said you could use some help. Some of our boys are down in the bayou. If you could get the shine from them and bring it back, it'd make my life a lot easier. The bayou ain't exactly my favorite place in the world. Come on now, the redneck assholes that live down there just love it when black folks drop by for a visit. Ain't been time for small talk, but where you at with all this? All I really want is for everything to go back the way that it was. Before Vietnam, before that night, back when everything felt normal. At least our version of it, anyway. We are the righteously fucked. Danny. Was he in any pain? Muhtemelen. Who says I need good to come from it? Georgie shot him in the head. Looked like he went pretty quick. God damn. I hate this fucking town. Evet, gitsek iyi olur bence de. Anlamına gelmiyor. Eğer etraf adamlarını görürsen bir icaba bakmayı düşünebilirsin. Lincoln. Just because Barbier is dead doesn't necessarily mean this neighborhood is firmly. Onları görürsen bir icaba. He still got any men hanging around? You should think about clearing them out. Evet, Nicky kardeşinin ölümünden bayağı bir üzgün. Üzüntüyü kolay kolay üzerinden atamayacaktır yüksek ihtimalle. Şimdi gidelim. Dostlar hemen hızlıca kurultayımıza. Arabamız nerede lan? Buradan atlasam bir şey olur mu? Neyse atlamayalım şimdi. Boş ver. Normal bir şekilde aşağıya inelim. Dışarıya çıkalım. Buradan atlayabiliriz ama. Neredeyiz lan? Buradan değil, şuradan mı gideceğiz? Buradan gidiş yok. Şuradan. Benim araba neredeydi ya? Şurada mıydı acaba? Whiskey, whiskey everywhere. And not a drop to drink. Well, maybe a drop. Oğlum arabam nerede lan? Oo, arka taraftaymış, dur. Yani şu tarafta. Abi o tarafa ne götürdünüz arabamı ya? İşte burada. Nick'in de bazı yan görevleri olacak dostlar. Mesela para kazanmamız için bunlar muhtemeldir ki. Bu ne? Ha, haraç. Tamam. Onları daha sonra edeceğiz. Şimdi gidelim hızlıca. Kendi şeyimizi yapalım, halledelim. Gümüş olduğunuz gibi bir sürü böyle yan görevler var. Bunları ben oyunu çekerken yapmayacağım dostlar. Mümkün mertebe ana görevlerin dışında yapacağım. Onları zaten
bilinen şeyler yani, para kazanmak için yapmamız gereken şeyler hep. İşte soygun yapacağız, birilerini vuracağız, öldüreceğiz. İnfazları ortadan kaldıracağız vesaire vesaire vesaire. O yüzden yani sürekli aynı görevleri burada yapıp da sıkılmak ya biraz sıkabilir. Otomatikman da hem de süreyi uzatabilir. Gerek yok. Biz ana görevimize şu an odaklanalım. Onları daha sonra ben bir şekilde hallederim. Buradan değil, bir sonrakinden devam edeceğiz. Evet, şu an 110 ile gidiyoruz neredeyse. Toplantının olacağı yere gidiyoruz şu anda. Bir kurultay düzenleyeceğiz. Hani o videoda bu kadar insan nasıl bir yere getirdi diye konuşulan videoda. Şimdi biz de oraya gidiyoruz. Bu şehre galiba daha önce hiç gelmiş miydik hatırlamıyorum ama. Gelmesek de eğer, ya da belki de ilk defa geliyoruz, emin değilim. Yok, buraya daha önceden gelmemiştik. Sanırım ilk defa geliyoruz. Evet, yola devam. Az kaldı. Son 500 küsür bir metre yolumuz kaldı. Evet, işte bakın o mekana geldik. Hazır mıyız? Başlayalım. Evet, Burke geldi. Herkesin gelmesi lazım. Ulan. Bu niye silahını kontrol ediyorsun? Burada bir şey olmaz. Rahat ol. Biz varız çünkü. You think I forgot what you did? You can blame my Connor all you want, but it was your men who ambushed us. My men were following orders. We got rules. Not my fucking problem that you people don't understand. Yeah, well, I'm about to make it your fucking problem. This shit is this then. Dad, if it ain't the city's favorite pot-licking donkey, Thomas Burke. The fuck did you just say to me? Put the gun down, Burke. Evet. Tam zamanda. Lincoln geldi. It's gonna take all four of us to bring down my carnival. So I don't want any more of this stupid bullshit. Aynen öyle, doğru diyor. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Herkes birbirini suçluyor. Herkesin. O yüzden bu adamlar nasıl bir araya getirdin diye sormaları gayet normalmiş. That doesn't change the fact that I destroyed Barbieri's operations, killed Doucette and those other redneck motherfuckers, and saved Joe ass from Greco's men. So here's what you need to decide right fucking here now. Either fall in line or get the fuck out. Just know. Second you step out that door, your name's getting added to my list, right beneath Marcano's. Oh, yalnız Nicole çok güzel konuştu. Hadi isteyen var, çıksın şimdi dışarı. Come on, acting like goddamn children. Let's go over the plan. In order to bring down an organization the size of Marcano's, we need to eliminate the people at the base and work our way up. Same thing I did not. I know the military filled your noggin with all manner of tactics and schemes, but let's not overthink this shit.
Say we go out to his house and shoot him. Take more than an hour or so, depending on traffic. And what you think gonna happen after? Everybody else just gonna lay down and die, you stupid ass motherfucker. Cassandra's right. Just killing Marcano doesn't get us anywhere. One of his brothers will take over, and we're right back where we started. So, first, we go after his lieutenants. Then, once they're killed, we seize their territory and move on to the capos. Once the lieutenants and the capos are killed, Marcano will be isolated and alone. And that's when we go after him. Hold on, what happens to those territories we get from Marcano's guys? Once it's in our hands, I'll decide who gets to run the day-to-day. I give you a district, you get the rackets and everything else. But I'm also counting on you to hold it. Keep that bastard from reclaiming it. One last thing. Y'all know that building that's going up across the lake? Hmm? It's building a casino. Marcano's constructing this so he can go legit. All his money's tied up into that thing, so once he figures out what we're up to, it'll limit his options. More importantly, it's an emotional attachment. Emotions make people irrational, greedy. So that's where we hit him. Right in the goddamn heart. Güzel. İstediğimiz gibi toplantı gerçekleşti. Lincoln güzel konuştu. Nice speech. Think they bought it? Don't care. They're all too greedy or pissed off of Marcano to back out now. At least until one of them decides to try the crown on for size. Well, if it comes to that, I'll handle it. The photos were a nice start and all, but I'm gonna need some actionable intel on those lieutenants. Place of business, where I can find them, you name it. The dossiers are nearly complete. I'll be ready to move when you are. I was also able to recruit some concerned citizens who are more than happy to share what they know about Sal's coalition of WAP assholes. Information on how to contact them will be included with the other intel. Appreciate it. Sure you don't need a ride? Oh, I do my own driving. Ooh. And the systematic killing. Kanon'un sorumluluğunu ve bölge sorumluluğunu sistematik bir biçimde öldürmek planının bir başısı mıydı? Sağlayan kurumu yok edersiniz. Vietnam'da yaptığımız temel operasyonun aynısı. Şimdi ne olacak? Haritada yan görevler mevcut. Marcano'nun peşine gitmek için Donovan'la buluş ya da yardımcılarının ve onların sorumlularının verdiği gündelik görevleri ve ticaret görevlerini tamamla demiş. Ajanlarını ve kaçakçılık görevlerini tamamlayarak ekstra para kazanacaksın. Ve yaverinin sadakatini artıracaksın. Dolama'nın görevlerinden veya alternatif ajanda ve kaçakçılık görevlerinden birini seçmek için harita üzerinde P tuşuna bas demiş. Tamam. Yani zaman izlerini artık oynayabilirsin. Başlatmak için Peder James'le konuş demiş. Evet, bu bir DLC'ydi. Görülmemiş hesapları şimdi oynayabilirsin. Başlatmak için Donovan'la konuş demiş. Daha hızlı bebeğim artık oynayabilir durumda. Başlatmak için Söcü ile konuş demiş. Söcü kim lan bilmiyorum onu. Yarış mevcut. New World'a yarış turuna hoş geldin. New World'un zorlu caddelerinde kazanacağın 12 yarışla birlikte araç modifiyeleri ve nakit parayla kazanabilirsin. Nakit para kazanabilirsin. Yarışlar 2 klasmanda yapılır. Spor ve egzotik demiş. İlk yarış etkinliğin nehir yolu 8. Nehir yolu 8 şimdi erişebilir durumda. Haritandan Bayo Phantom'a bakarak bulabilirsin demiş. Sevgili arkadaşlar, evet. Lincoln, come pick me up. Bir mesele var. Is it about Marcano? No, it's something else altogether. Farklı mevzu, sen gelmeye bak. Alright, see you soon. Evet, Lincoln da çağırdı zaten biz de yanına. Ama bekleyecek o biraz daha çünkü bu bölümü burada bitirelim dostlar. Hikayemize bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yüksek ihtimalle Donovan'a gidelim. Çünkü acil çağırdı, gelmen lazım dedi. Bir konu var dedi. O yüzden ona gitmeyi düşünüyorum şu anda. Şöyle haritamızı hemen açalım bakalım. Ne var ne yok bir görelim dostlar. Görmüş olduğunuz gibi işte Donovan'la buluş. Yine Donovan'la buluş. Öyle geri gelmez. Donovan'la buluş ve Donovan'la buluş diyor. Bir de şu var.
Ha evet bak. Asıl mevzu şu. Bizi çağırdığı mevzu şurası. Buraya gitmemiz lazım. Dostlar. Yüksek ihtimalle ona gideceğiz zaten de. Haricen burada bir yine. Bir evet sözcü. Orada şeyde sözcü yazıyor. Yanlıştı muhtemelen. Bunlar şeyler dostlar. Hatırlayacağınız üzere. Neydi o? Bir de şu var. Kapıyı arala. Zaman izleri. Peder James. Kanalık ve korkunç işler. Bunlar deliciler dostlar. 3 tane delicimiz vardı hatırlarsanız. Birisi bu. Birisi bu. Ve birisi de şu dostlar. Bunları da yapacağız. Bunları bir sonraki bölümün konusu olarak işleriz hepsini. Çok uzun değillerse eğer. Sırayla yaparız veya bunu böleriz. Bölüm bölüm olarak ayırabiliriz de. Sonrasında da 3 tane bölge var şu an ele geçirmemiz gereken muhtemelen ki. Birisi şurası yani Tikfav liman olacak. Diğeri Downtown ve diğeri de Barclay Mills olacak. Şu an 3 tane bölgemizin neresi oldu belli oldu. Fransız semtini herhalde sona bırakacağız. Bilmiyorum artık. 3 bölgede alırsak zaten 6 bölge elimizde olacak ve şehrin büyük bir çoğunluğu artık elimizde olmuş olacak. Şimdilik dostlar bu bölümü burada tamamlayalım. Sonlandıralım. Bir sonraki bölümde dostlar kaldığımız yerden hızlıca devam edeceğiz diyerek. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.